Sessizlerin sesinde hoş geldiniz. Sevgi TV'ye hoş geldiniz. Değerli canlarım, yeni bir Alevi Gündem programında daha birlikteyiz. Yayın yönetmenimiz bana sürekli hocam bu okuma gözlüklerini çıkar. Güzel görünmüyor diyor, onun için gözlüklerimi çıkarıyorum. Evet güzel canlarım. İyi akşamlar. Everbaş, son desima, herbu. Şimdi ana dili Dımliki, Zazaca ya da Kırmanç denilen bizim Dersim Alevilerinin den bir konuğum var. Kendisi İsviçre'de yaşıyor. Bugün programımızı onunla birlikte yapacağız. Araştırmacı, güzel insan, İsviçre Alevi Bektaşi dergahından Ali Bulutcan'ım. Ali Bulutcan'ım iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Şimdi ben son desime herbo dedim. Aksanım nasıl? Sizin dile uyuyor mu? Ya da siz bir kendi dilinizde selamlar mısınız? Ben de Asmir olmuşum. Ben 7 yaşından itibaren Ankara'da büyüdüm. Tabii bizim ana dilim Kırmançki, Zazca dilimizi %60 anlıyorum. Ama konuşma şeyim bayağı düşük. 30 senedir Alevilikle ilgilendiğimiz için kendimizi buraya yoğun verdik. Biraz ana dilimizi biraz geriye bıraktık ama ona da tabii şey yapacağız. Söylemeniz güzel hocam. Teşekkür ederim. Şimdi güzel canım, mesele şu. Yani neredeyse bu Dersim coğrafyasında konuşulan dil, neredeyse aslında Dersim dışındaki kesimler de konuşuyor. Zazaca diye dünyada tanınıyor. Ama öyle ki neredeyse bizim Alevilerin çok temel dillerinden, yani Aleviliğin temel unsurlarının birisi haline gelmiş gibi ve bu dilimiz kayboluyor. Ben hani Asimli olmuş birisi değilim, ben Türkmenim. Evet. Ana dilim de Türkçe. Ancak dilin gerekliliğini bildiğim için özellikle de tüm canlara dillerini unutmamalarını, onun değerli olduğunu, onun yaşaması için girişimlerde bulunmaları gerektiğini ve elimizde eğer katkımız olursa da yapabileceğimiz katkıyı da yapalım diyorum. Bir dil bir insan derler ya bizim atalarımızda. Neyse bizim konumuza dönelim. Şimdi Sevgi TV izleyicilerimiz diyecekler ki evet bugün de bir konuk İsviçre'den. Dün de çok güzel bir konuğumuz vardı. Sultan Sinebil Ocağı'ndan Ali Yenialtun'da demiş. Ve o da İsviçre'den. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Ali canım, Ali Bulut canım. İsviçre Alevi Bektaşi dergahından. Şimdi sizinle söyleşimize başlamadan önce ben Avusturya geneliyle ilgili birkaç önemli noktayı işaret edip Sevgi TV izleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Tabii şunu özellikle belirteyim güzel canlarım. Bizim ağzımızdan çıkan söz, evet bizim ağzımızdan çıkıyor ancak sizlerin görüşleri, sizler ne diyorsanız, biz sizin diliniz olarak burada sizin adınıza konuşuyoruz. Onun için yayınlarımızı paylaşın. Ne kadar paylaşırsanız o kadar çoğalırız. Ne kadar paylaşırsanız kendi sesinizi. Yani siz sessiz çoğunluğun sesini o kadar çok dünyaya duyurursunuz. Ve her geçen gün dünyaya sesimiz daha bir gür, daha bir yüksek çıkıyor. Nedeni de o güzel canlarımız. Bir de Alican, bizim Alevi camiasında aslında muhabbete başlarken hüverenler denilir, öyle değil mi? Evet, evet. Bunu da ne yapıp edip artık yerleştirmemiz lazım. Biz selam verirken hüverenler diye o dergaha gireriz, canları öyle selamlarız. Buradan da tekrar diyelim, hüverenler. Evet, güzel canlarım. Doğu Avusturya'da bugün okullar tatile girdi. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'da. Bir haftalık yarı yıl tatili var. Çocuklarımızın çoğusu çok güzel, başarılı karneler aldılar. Öncelikle çocuklarımıza ve onların ailelerine bir hafta boyunca gönüllerince bir tatil diliyoruz. İkinci önemli noktamız, evet, binlerce Alevilik dersine giden binlerce çocuğumuzda bir haftalık tatilleri var. Ve o binlerce çocuğumuzun binlercesi de hepsi Türkiye'de, gerçi adı değişmiş, bizim dönemimizde pek iyiydi.
Şimdi çok iyi yazıyorlar. Almancasıyla sehr gut. Alevilik derslerinden çok iyi notlarını aldılar. Ve daha büyük bir gururla ülkenin eşit yurttaşları olarak çocukluklarından itibaren buna adım attılar. O çocuklarımızı da kutluyorum. Çocuklarımızın inanç hanelerinde şunu herkes bilsin ki sadece çocuklarımızın değil aynı zamanda bizlerin de inanç hanelerinde Alevi yazıyor. Değerli yönetmenim bugün unuttum. Değerli yönetmenim Ali Hıdır Ulucan canımız da evet benim kızımın karnesi. Benim kızımın karnesinde orada inanç hanesinde Alevi yazıyor. Avusturya Alevileri bu haklara sahipler ve özellikle Alevilik derslerine katılan çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımıza, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Hak edenler Hızır ayında onların yar ve yardımcıları olsun, Hızır yoldaşları olsun, ayaklarına taş düşmesin. Avusturya'dan bir önemli haberimiz daha var. Bu önemli haberimiz de Avusturya'da bozkurt işareti yapan, Viyana'da şoförlük yapan 8 tane Türk asıllı belediye görevlisinin iş akitleri bugün sabah itibariyle sonlandırıldı. Yani işten çıkarıldılar. Buna neden? Onunla ilgili bir önce videomuz var. Sonra da gazete küpürünü paylaşalım. Sevgili Ali Hıdır Ulucan. Çekiyor. Bana bir de alt yasın. Sen de oradan çıkıyorsun. Var yan yana gel. Atlar abi başımız yakacak. Bugün bu işaretle bu işte yapacağım. Beni de çek. Atlar abi. Atlar abi. Mutarım mutarım adamdan. Bana adam ne yapıyor görünüyor. Evet. Evet değerli canlarım. Burada bir araya gelmişler, bozkurt işareti yapıyorlar. Bozkurt işareti yapan 8 kişi hiç tartışmasız, sualsiz görüntüler esas alınarak iş akitleri feshedildi. Yani işten çıkarıldılar. Diğer onları alkışlayanlar hakkında da soruşturma açıldı ve o soruşturma devam ediyor. Buna neden ne? Geçen yıl Avusturya'da, geçen yılın parlamentosunda bir karar çıkarıldı. Irkçı ve siyasal İslamcı semboller yasaklandı. Onların kullanılması yasaklandı. Kullananlara para cezası hatta bir aylık hapis cezası dahi öngörülüyor. Bunların içerisinde sadece bozkurt işareti yok. Bunların içerisinde Rabia işareti Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kullandığı Rabia işareti de var. Eğer onları kullananlar kamuya açık yerlerde kullanır, bu da görülür, şikayet edilirse ya da herhangi bir Avusturya güvenlik güçlerine mensup birisi görürse onun hakkında bir para cezası yapılıyor. İkincisi de eğer bunun fiilin tekrarı halinde hapis cezası öngörülüyor. Çünkü Avusturya milliyetçi, ırkçı işaretleri de siyasal İslamcı, aşırı dinci işaretleri de kendi topraklarında istemiyor ve bunları yasakladı. Bu böyle. Evet Alican, şimdi hepimizi ilgilendiren bir ortak problem var. Bugün karar verildi, resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madımak katliamı sanıklarından, sanık değil, hükümlülerinden, hükümlü değil, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış bir caninin resmi gazetede yayınlanan kararıyla affını sağladı. Aynı Türkiye Cumhurbaşkanı, af tartışmaları kamuoyunun gündemine geldiğinde insanlara yönelik, başkalarına yönelik, bireylere yönelik, şahıslara yönelik suçları ancak o şahıslar affedebilir. Bizim devletin yetkisinde değil. Ancak biz devlet olarak bize karşı suç işlenmişse biz onu affederiz diyordu. Şimdi Sivas'ta 1993 yılı 2 Temmuz'unda Madımak'ta
35 tane insanın katledilmesine neden olan bu şahıs, bu katil, bu cani devlete karşı mı suç işledi, insanlığa karşı mı suç işledi? Senin o dediğinle bu dediğin arasındaki ilişki nedir? Sen 35 tane insanı yakmış, yüzlercesini yaralamış bu caniyi affetme hakkını nereden buluyorsun? Açıklaması da ilginç, sağlık sorunları nedeniyle. Şimdi Ali Bulutcan'ım, bu Ergenekon kumpas davalarından biliyoruz. Kudüs'ü okur, kanser hastası. Ergenekon'un para kasası diye bunu içeri attılar. Ve orada hastaneye çıkarılmadı, hasta hasta öldü. Daha pek çok insan, pek çok. Ne kadar yufka yüreklilermiş ki bunlar, o kadar çok yufka yürekliler ki dayanamamışlar. Sivas'ta 35 tane insanın kanına girmiş bir caniyi affediyor. Görüşlerini almak isterim. Ne dersin güzel insan? Şimdi bunların zihniyeti zaten bu. Hem katletirler derin devletle birlikte. Sonradan da avukatlığını yaparlar. Tabii mağdurları da katliama tepki olarak da yürüyüşler, başka türlü tepkiler verdikleri zaman da bu sefer şiddet uygularlar. Bu sefer hem canımız orada yakılır, hem de hapishanede çürürüz. Aynı zamanda da fişleniriz. Ve bu davalar da Mason Demirel'in bir ünlü bir sözü var. Yollar yürümekle aşılmaz diye. Solcular, Aleviler, özellikle Aleviler hem 80'den önce en çok öldürülen, kırılan Alevilerdir ve 80 sonrasında da en çok öldürülen, kırılan ve resmi kurumlardan dışlananlar Alevilerdir. Bizler de yollarda yürümek şeyini sundular. Hem katlediliyoruz, hem hapislere düşüyoruz. Aynı zamanda da ailemiz maddi manevi bu tür şeylerde zarara uğruyor. Bizim Alevi örgütlerinin de büyük eksikleri var bunda. İlk başlarda Sivas katliamı olduğu zaman bir sıcağı sıcağına büyük tepkiler olmuştu ve büyük Alevi örgütlenmesi çok hız kazanmıştı. Ve o sıcak yıllarda da avukatlar, Alevi örgütlenmesi içerisinde olan avukatlar ve Alevi kurumların desteğiyle davalar güdürüyordu. Bir arada Avrupa'ya taşınmıştı. Ne olduysa bunlar hepsi kesildi. Yani koskocaman Türkiye'de hadi 20 milyon olmasın da 10 milyon olsun. Avrupa'da 1 milyona yakın insan var ve 240 dernek oluştu, federasyon ve konfederasyon oluştu Avrupa'da. 13 ülkede örgütlendik. Maddi sorunumuz da yok burada. Avrupa'ya da taşınabilirdi. Nedense birileri bunun engellendi, Avrupa'ya da taşınmadı ve Türkiye'de de doğru dürüst bu katillerin yargılanma şeylerinin pek yapılmadı. Ne oldu en sonunda? 27 sene geçti, zaman aşımına uğradı. Şimdi Sivas katliamından hariç Malatya, Çorum, Maraş katliamı da aynı şekilde bütün zaman aşımına uğradı. Biz Alevi örgütleri katliam olduğu zaman tepkimizi veriyoruz. Sokaklara dökülüyoruz. Ondan sonra da orada sönüp gidiyor bu. Şimdi normalde tepkini verilir ama bu yargıya taşınması gerekiyor bunun. Bunların yargıya taşınması lazım. Kurumlar ellerine taşınması gerekiyor. Maalesef İçimizde birimizi yiyerekten miting düzenleyip orada mikrofon yarışına gireceğimizden, partilere arka bahçesi olacağımızdan, partilerimize kendimizi şirin gösterip orada aday olacağımız şeylerden 27 sene geçti. Şimdi Alevilerde birlik yoksa, bu birlik dediğimiz zaman da çok dinlendiriliyor bu, inançta birlik olması gerekiyor. Yani hünkârımız bize ne dedi? Bir olun. Bu bir olmak desturu nedir? İnançta bir olacaksınız. Bizi buraya bağlayan Türk müyüz, Kürt müyüz, Zaza mıyız, Arap mıyız değil. Bizim inançımızdan dolayı biz örgütlenmeye başladık.
Osmanlı'da olsun, Cumhuriyet'te olsun. Yok sayıldık, asimilasyona uğradık, katliamlara uğradık, sürgünlere uğradık. Ve özellikle de Sevr'de, Sevr Anlaşması'nda itibaren Doğu'da Amerika'nın himayesinde bir Ermenistan, İngilizlerin himayesinde de bir Kürdistan projesiyle Koçgiri, Dersim, bir de Zaza kesiminde olan yerleri ayaklanma çıkarttıraraktan yok ettiler. Yani bizim Cumhuriyet'te Gazi Mustafa Kemal'e Samsun'dan itibaren büyük desteğimizi Koçgiri'de kestiler. Yani bizim en büyük ocaklarımızın olduğu, en büyük aşiretlerimizin olduğu Dersim Alevi coğrafyası, üç dilli de kırmanç Dersim Alevi coğrafyasını 1921'de Koçgiri'de, 1938'de de Dersim'de katlettiler. O coğrafyayı katletmekle birlikte parlamentoda ilk mecliste 6 milletvekiline ikiye düşürdü. Şimdi güzel canım, oraya gelmeden önce biz şimdi Sivas bağlamında kalırsak, oraya daha sonradan gelelim, o notunuzu alın. Şimdi ben bir kere Sivas'ta yapılan bu katliam herhangi bir bireye ya da işte birisini aldatmış, çılgın eşi gitmiş birisini öldürmüş ya da herhangi başka bir nedenle cani ruhlu birisi gidip yolda geçen bir insanı öldürmüş türü olaylardan farklı olarak, orada Sivas'ta Pir Sultan'ı anmak için toplanan, oraya giden yazar, sanatçı, çizer, her neyse insan olan insanların kaldığı otelin kuşatılıp fiili olarak yakılması, yani bir grup ve bir gruba karşı, bir inanç grubuna karşı bilinçli bir başkaldırı söz konusu. Sadece o gruba değil, aynı zamanda Türkiye'de Cumhuriyet ilkelerine karşı da bir başkaldırı söz konusu. Yerin seçimi özellikle belli, Sivas. Şimdi 15 bin tane iç sürüsü otelin önünde toplanmış, Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Sanki başkaları, sanki o içeride olanlar Allah küçüktür diyorlarmış gibi. Ve bunların ele başları, çoğusu zaten yakalanmadı, çoğusu yargılanmadı da, çoğusu tutuklanmadı da, çoğusu devletin içindeki belli güçlerin gözetiminde hiçbir ceza almadan izlerini kaybettirdiler. Pek çoğu da Almanya'da ya kaçtı, ülke dışına kaçtı ve orada izlerini kaybettirerek yaşamlarını devam ettirdiler. Ancak 12'li Koray'ın toprak altında. Ablası Menekşe toprak altında. O güzel insanlar toprak altında. Suçları ne? O otele gidip orada kalmış olmak, Pir Sultan'ı anma etkinliğine katılmak. Kimseye hakaret yok, kimseye saldırı yok. Ellerinde bıçakla, ellerinde tüfekle, ellerinde başka bir şeyle gitmemişler. Bu insanlar ellerinde sazla, kalemle, kağıtla, kitapla gitmişler. Ve bu insanları, katledenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sağlık nedenlerini neden göstererek çok yufka yürekli affediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. O insanları affetme hakkına sahip değilsin. O insanları, o canileri affedebilecek tek kesim var. O da Türkiye'deki Alevi toplumu. Türkiye'deki Alevi toplumu onların affını istemiyor, cezalarını çekmesini istiyor. Niye mi? Koray için. Niye mi? Menekşe için. Niye mi? Orada öldürülen 35 can için. Şimdi ben düşündüm. Sivas katliamı, Sivas'taki olaylar üzerine birkaç tane makalem de var. Bugün hesap ettim. Sivas'taki katliam ne zaman başladı? Bir cuma günü. Cuma namazından sonra çıkıp başlıyor. Maraş da öyle, Çorum da öyle, ilginçtir. Hep cuma namazından sonra. Sivas 2 Temmuz 1993 katliamının üzerinden bugüne kadar, şu günümüze kadar, bu cumaya kadar kaç cuma geçti diye saydım. 1383 cuma.
Şimdi Türkiye'deki belli kesimler diyor ki ya diyor bizim o katliamlarla ne ilişkimiz var bilmem ne. E şimdi Alevi toplumunun şunu beklemesi haksız mı? Ya 1383 tane cuma geçti. Senin eğer bu katliamı cuma namazını kılanların üzerine yüklenmesini istemiyorsan ki biz de yüklenmesini istemiyoruz. Doğru da değil. Bir cuma günü bu 1383 cumanın birisinde sokağa çıkıp lanet olsun bu katliamı yapanlara diyemedin mi? Ne zaman diyeceksin? Alevilerin demesiyle bu olmuyor. Türkiye'de bir arada birlikte yaşamanın temel şartı karşındaki insanın hürriyetine, özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne, yaşam özgürlüğüne birileri kendi içinden birileri müdahale ederse ilk kendinin karşı koymasıdır. Hala mı anlamadın? Ey Türkiye'deki mezhepçi zihniyet. Ya bu yufka yürekliliğin Türkiye'de kanserle boğuşan o kadar sayısız mahkum söz konusu olunca niye aklına hiç gelmedi? Sivas katliamını zaman aşımına uğratan, buna insanlığa yönelik suç hüviyetini vermemeye çalışan sen neyin peşindesin? Sorunumuz burada. Evet bizim Aleviler bir araya gelmeli bunlar eyvallah. Bu olmazsa olmaz. Ancak Alevilerin dışında da artık belirli bir kesimin kendisine özgürlük isteyen, kendisine daha fazla demokrasi isteyen o belli kesiminde artık taşın altına elini koyup kendi içerisindeki katillerine siz katilsiniz diyebilmesi lazım değil mi güzel insan? Hocam Türkiye'de aydın bırakmadılar. Şimdi çok güzel, çok değerli aydınlarımız vardı. Beyça Uçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Küçtalı gibi. Ondan önce de deniz gezmişleri de çok temiz insanlardı. Ülkemizin bağımsızlığını isteyen anti-emperyalist insanlardı. Yani Türkiye'de anti-emperyalist bağımsızlığını düşünen çok az insan kaldı. Özellikle 12 Eylül'ün faşist darbesi bunların hepsini bir buldozer gibi yok etti gitti. Alevi katliamların hiçbirinde ben Sünni solcuların, sosyalistlerin ya parti olarak sokağa çıkıp da protesto ettiklerini görmedim. Ha, tamam MHP'ler, faşistler olsun, gericiler olsun, onlar zaten yakıp öldürüyorlar. Onları biliyoruz. Hani bizim dostlarımız nerede? Türkiye'de, Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde en çok dışlanan, en çok katliam uğran Alevi kesimidir. Ve bir de şu var hocam. Aleviler hiçbir zaman ihanetlik yapmamışlardır. Ülkemizin topraklarına ihanetlik yapmamışlardır. Ne bayrağına saygısızlık yapmışlardır, ne ülkenin milli sınırlarına bir bölünmesi, parçalanmasından için bir çaba sarf etmişlerdir, ne de Mustafa Kemal'in getirdiği devrimlere karşı çıkmışlardır. Yani bu 1921'lerden tutun da 38'lerden tutun 1970'lere 80'den sonra da olsun hiçbir Alevi topluluğu aşireti oyma ya da ocaklarımız hiçbiri Cumhuriyet'in değerlerine karşı çıkmamışlardı, savunmuşlardı. Savundukları için zaten öldürüldüler. Yani şimdi güzel insan gel buraya da bir virgül koyalım bana çünkü bir İşaret verdiniz. Evet, Aleviler Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıktı. Ancak Cumhuriyet'te olduğu gibi, Cumhuriyet öncesinde de olduğu gibi sürekli yanlış gördükleri şeyleri de açık yüreklilikle eleştirdiler. Taraf olmadılar. Evet. Bunu söyleyelim. Alevi katliamları konusunda Türkiye'nin solu yani kesinlikle Alevilerle birlikte hareket etti. O konuda bir yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim. Ancak 12 Eylül'den önce diyelim de 12 Eylül'den sonra da yok. Yok ki sol kalmadı ki. Sol kalmadı. Şimdi güzel insanım. Evet Cumhuriyet'in kazanımları. Şimdi Cumhuriyet ilan edildiğinde mecliste Mustafa Kemal'in sağında Cemalettin Çelebi Efendi, Hacı Bektaş Postnişini, solunda da Mevlana, Mevlevi Dergah Postnişini oturuyor. Evet.
Şimdi meclis, oradan meclis birinci başkanı, meclis ikinci başkanı. Evet. Evet. Oradan da hangi noktaya geliyoruz ama? Oradan da Tekke ve Zaviyeler Kanunu geliyor. Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nda Alevilerin pek çok ünvanları da yasaklanıyor. Hocam burada bir virgül koyalım. Birinci mecliste ne sadece? İkinci mecliste Cemalettin Efendi ile öbürü bilmiyorum var mı yok. Yoklar ama. Biliyorum. İkinci mecliste Tekke ve Zaviyeler, o da Şef Said ayaklanmasından dolayı kapatılıyor. Eyvallah. Zaten şimdi açık dergahımız yok bizim. Yani Hacı Bektaş Veli dergahı resmi açık değil. Mustafa Kemal'in gitmesi zaten Veleddin Ulusoy, Cemalettin Efendi'nin evinde ziyaret ediyor. Orada oturan Nakşibendi şeyhidir. Yani olmayan şeyi neyle kapatıyor? Şimdi eyvallah. Onu hiç düşünelim yani. Eyvallah. Şimdi, açık yerimiz yok çünkü. Eyvallah. Şimdi bizim kesimlerde bu tarikatçılar, cemaatler, daha doğrusu bugünkü siyasal iktidar ve onun uzantıları Aleviler üzerinden bu kanunun değiştirilmesini talep ediyorlar. Bunu da Alevilere güya iyilik olarak yapacaklar. Şimdi oysa Alevi Bektaşi dergahlarının kapatılış tarihi 1826. Evet. Tarih kitaplarında Vakai Hayr diye geçen, biz Alevi Bektaşilerce Vakai Şer olarak adlandırdığımız, Alevi Bektaşiler Sultan II. Mahmut'u Sultan II. Mahmut değil, Sultan II. Maymun diye adlandırırlar. Evet. Onun döneminde zaten Alevi Bektaşi dergahları kapatıldı. O dönem Osmanlı topraklarında Alevi Bektaşi Tekke dergahlarının toplam sayısı 6669. Bunun 3 tanesi idariyle görevli. Yani işin ilginç yanı 6666 tane Alevi Bektaşi dergahı Osmanlı topraklarında var ve kapatıldılar. Şimdi o dediğinizde haklısınız. Ancak geldik, bunlardan birisi de daha sonra, yıllar sonra müze haline getirildi. O da biz Alevilerin Serçeşmesi dediğimiz hünkârın pir evinin bulunduğu makam. Bunu da şunun için önemsiyorum. Katoliklerin merkezi var. Neresi? Vatikan. Aslında ilk merkezleri neresi Katoliklerin? Bütün Hristiyan aleminin, bizim Antakya'da bulunan kilise. İlk Vatikanları orası, daha sonra ikinci Vatikanları Roma İmparatorluğu döneminden itibaren kendileri nereye alıyorlar? Vatikan alıyorlar. Katolikler için Vatikan neyse, biz Aleviler için de Serçeşme orası. Şimdi yazın Hacı Bektaş Veli Hanım etkinliklerinde ya da onun dışında bizim toplumumuz gidiyor. Yolları kağıt atılmış, çöpler atılmış. İnsanların rahatça oturacakları, sohbet edecekleri, dinlenecekleri mekanları yok. Orası biz Alevilerin Serçeşmesi. Ve biz Aleviler Serçeşmemiz diyoruz. Ama biz Alevilerde tek kuruşluk katkı ve destek yapmamışız. Böyle bir anlayış olabilir mi dedik. Biz biliyorsunuz Avusturya'da, Avusturya Alevilerinin aslında dünyada ilk defa kamu tüzel kişiliğine haiz inanç toplumu olan Avusturya Alevi inanç toplumu, Alevi, ilk bu işe nereyle başladı? Şah Hatay'ın, cemlerimizde o duvazlarını, deyişlerini söylediğimiz Şah Hatay'ın Erdebil'de bulunan dergahıyla. Eyvallah dedik, peşinden Hacı Bektaş'ta Serçeşme'ye, oraya yakın, pir evine yakın yerde insanlarımızın dinlenebilecekleri, Alevilik tarihiyle ilgili bilgi alabilecekleri bir park yapalım dedik. Yönetmen canım, değerli Ali Hıdır Ulucan dostum, hazırsa onu gösterirse ondan sonra benim gündemim bitecek. Daha sonra efendim, evet, tamam, yayına hazır değilmiş. Orada Avusturya Alevi İnanç Toplumu bir park yapıyor. Çok ve, güzel bir şey, evet. Güzel bir hizmet. Ve pir evinde Şubat'ın 13'ünde, yani Hızır ayında, yani Hızır ayında temel atacağız. Ve pir evinin içerisinde Avusturya Alevileri cem olacaklar. Temel atma töreni varsa onu gösterirsin değerli yönetmenim.
Evet, sessizlerin sesinde yeniden birlikteyiz. Güzel canlarım, Serçeşme'de, Alevilerin Serçeşmesi'nde, Hünkar'ın mekanında 13 Şubat'ta cem olacağız. Serçeşme Parkı'nın temelini atacağız ve siz güzel canlarımızın, dostlarımızın katkılarıyla orada biz Alevilere yakışan bir park yapacağız. Niye mi? Çünkü orası biz Alevilerin, Katoliklerin Vatikanı neyse orası. Orası bizi temsil ediyor. Oradan geçen biz Alevileri görmeye geldiklerinde oraya gidecekler. Orayı görecekler. Oranın temizliği bizim temizliğimiz. Oranın güzelleştirilmesi bizim güzelliğimiz. Oranın Alevilere yakışır hale getirilmesi gerekli. Bunu A kurum, B kurum, C kurum için söylemiyoruz. Orası biz Alevi Bektaşilerin ve oraya hep birlikte sahip çıkacağız. Bizler bir park konusunda girişim başlattık. Daha önce Serçeşme Ormanı'na katkıda bulunduk. Gittik, ağaç diktik. Orası yeşersin, orası güzelleşsin. Orası güzelleşsin ki orası Alevileri dünyaya göstersin. Bu itibarla bu projeleri başlatan bizim kurumumuzun genel başkan yardımcılarından ve Hızır Avusturya'nın sevgili genel başkanı Zöhre bacımızı bu girişimlerinden dolayı kutluyorum. Hak erenler ondan Hızır ayında gani gani razı olsun. Tüm yönetici arkadaşlarımı ve buraya katkı sunan tüm canlarımızı Hızır yoldaşlar olsun diyorum. Zaten Hızır ayındayız. Hızır hanenize uğrasın. Şimdi burada bir Kadir Hoca sanıyorum bir yanlış anlamayla bir yorum yapmış. Bizim Alevi kesimi içerisinde hiçbir kimse Dersim'de herhangi bir ayaklanmanın olduğunu söylemedi. Öyle bir görüşümüz de yok. Ali Bulut dostumdan da ben öyle bir şey duymadım. Orada herhalde bir yanlış anlaşılmaya mahal verdi sanırım. Bunu da sanırım Ali dostum kendisi düzeltecektir. Söz sizde değerli dostum. Şimdi oraya gelelim. 1921'de kesinlikle Koçyurt'taki Alevi aşiretleri ve Baba Mansurlar ve Kureyş Han ocaklarının olduğu Alevi halkı ayaklanmamıştır. Böyle bir şey yok. Zaten biz Aleviler, Dersimler kendimizi Kırmanç yani Alevi olarak tanımlarız. Üç dilimiz konuşuruz. %70 Kırmanç ki bugünkü diliyle dediğimiz %70 Sazca konuşuruz. %20 Kırdaşçı deriz biz Kürtçe'ye. %20 de Kürtçe konuşuruz. %10 da Türkçe konuşan Alevi halkı vardır. Bunların toplamına biz yani 18 tane Alevi ocağı, 126 tane Alevi aşireti ve oymağının olduğu üç dilli Alevi coğrafyasına biz Kırmanç Alevi coğrafyası diyoruz. Ne 37'de ne 1921'de Alevi aşiretleri ayaklanmamışlardır. Zaten Kürtlükle hiçbir ortak yanımız yok bizim. Yani ana dilimiz Zazaca, Kürtlerinki Kürtçe. Şimdi buradan bir ayrılığımız var. Zaten kültürel, tarihi, inanç olarak, coğrafya olarak, gelenek ve göreneklerimiz olarak bizim Kürtlerle hiçbir ortak yanımız yok. Şimdi Kürt olmadan nasıl bir ayaklanma yapacaksın? Bunun ayaklanma yapan halk önceden de bir hazırlığı olur. Ama bizim Dersimler, Diyapa olsun, öbür Dersim aşiretleri olsun, Hasan Ayrı Bey'den itibaren birinci mecliste yer almışlardır. İkinci mecliste de Dersimlerin önünü kesmişlerdir. Ve ayaklanan bir halk 36'da Sıraklan'ın %70'ini teslim eder mi? Yani bu ben hiçbir yazımda 2 senedir 3 senedir yazı yazıyorum. Dersim coğrafyası üzerine yoğun yazıyorum. Hiçbir yerde Dersim'de ayaklanma olmuştur, isyan olmuştur. Tezini kullanmadım. Ağzımdan da çıkmaz bu şey. Yazılarımda da bunu belirtirim ben. Hatta soykırım olmuştur. Niye? 36'da silahlarını teslim ediyor. 6 aşiret silahlarını teslim etken 6 aşirette de 37'de çatışma oluyor. 250'nin üzerinde Dersim öldürülüyor. 50 küsur tane de asker öldürülüyor. O günkü başbakan İsmet İnönü mecliste biz bu işi hallettik diyor. Ve Seyit Rıza'yı da Atatürk'le görüştürmek için çağırdıkları Erzincan'da tutuklayıp Elazığ'a götürüp orada asıyorlar. Şimdi
Bu nasıl isyan olacak yani? 38'de soykırım olmuştur orada. Değerli dostum, şimdi bizim bugünkü Alevi gündeminin programı bu değil. Bununla ilgili bir program yaparız televizyonumuzda. Bu konu böyle hani üç aşağı beş yukarı sözlerle değil, doğru düzgün farklı farklı görüşlerinde olan canlarımızın hepsinin katılımıyla bu gündeme gelir. O konuda nasıl bakıyorlar canlarımız, bu konuda görüşlerini iletirler. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi evet. Şimdi Serçeşme gerçekten bizim en önemli kurumumuz. Çünkü dergah var orada. Hünkar Hacı Bektaş Veli Serçeşme Kutbulak'ta olduğu yer. Orada öğretisini, inancını orada yaymıştır. Oradan dervişler Balkanlara, değişik yerlere eğitildikten sonra yollanmıştır. Şimdi Cumhuriyet Hükümeti bütün Alevi kurumlarını mahallelerine, şehirlerine, kasabalarına hiçbirine bir yatırım yapmıyor. Yani biz vergimizi veriyoruz, askerlik görevimizi yapıyoruz, vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Ama hizmete gelince hiç hizmet gitmediği gibi. Bugün bir tane valimiz yok, emniyet genel müdürlerimizden yok. Şimdi parlamentoda da yok. Yani kaç senedir hükümetler gelip gidiyor. Özellikle bu son AKP hükümeti zamanında da zaten hiç bakanımız da olmadı. Zaten milletvekili de kalmadı. Ha, bir iki tane vardı. Onlar da istediklerini şey bulamadıktan sonra ayrıldı gittiler. Verilen sözleri tutmadıktan sonra geldi gittiler. Ama 17-18 yıllık AKP hükümetinde zamanda Alevilere düzenli hiçbir yardım gitmemiştir. Yani ufak tefek belediyelerden belli yerlerde belli elektrik alınmadı, su parası alınmadı ya da cemevinin yapılmasında MHP olduğu gibi, AKP olduğu gibi, CHP olduğu gibi, öbür partilerin yaptığı gibi o tip yardımlarla bu iş olmaz. Alevilen Tunceli'ye, Tunceli'de 94 yılında köyler boşaltıldı. Geri dönüşümde sağlanmadı. Yani oradaki çile bir başka çileydi. Şimdi bizim Serçeşme'miz, ben geçen sene yazın oradaydım, Ağustos'ta. İyi inceleme fırsatı oldu. Çok değerli dedelerimizle de görüştüm. Çok değerli arkadaşlarla da görüştük. Çalışmalar yaptık. Yani içimiz yani. Şimdi biraz da suçu kendimize de bulmamız gerekiyor. Biz devletten bir şey beklemeyelim. Bu devlet bize bir şey yapmıyor. Yani hangi hükümet gelirse gelsin tamam diyorlar. Seçim zamanı geldiği zaman tamam diyorlar. İşte bir kişiyi alıp götürürler kendi partisine. Ondan sonra da biz Alevilerin haklarını savunuruz. İşte o meclise götürdükleri kişi çıkar orada önergeler verir. Ama hiçbir önerge ciddiye alınmaz. Hiçbirisi de uygulanmaz. Şimdi bizim Hacı Bektaş kasabasında yani devletin yapması gereken altyapı var. Devletin yapması gereken altyapı var. Elektriği, suyu, kanalizasyonu, yollarını yapmak zorunda. Eğitim yerlerini yapmak zorunda. Şimdi biz vergi veriyoruz. Bu devlete vergi veriyoruz. Bunun da en azından belli bir kısmının gelmesi lazım. Şimdi belediye başkanıyla dayanışmaya geçiliyor. Evet, güzel. Bir ikisi başlattınız. Geçmişte bundan 15-20 yıl önce Avrupa Federasyonu'nda oranın tuvalet temizlik açısından o kısımlarını yapmışlardı. Başka çalışmalar da yapmışlardı. Ama orada kaldı bu. Bunun aslında bir hizmet yarışına girmemiz lazım bizim. Evet. Avrupa'da, özellikle Avrupa'da, çünkü Türkiye'deki Alevi kurumlarının maddi sorunları var. Orada işsizlik çok. Derneklerin maddi durumları iyi değil. Zaten bizim vatandaşların maddi durumu iyi değil. Çok holdinglerimiz de yok. Onlar da bağımız kesildi. Küstürüldü çoğu insanımız. Bizim yurt dışında bir sürü kurumumuz var, bir sürü insanımız var. Güzel güzel projelerle kendi Serçeşme'mizi daha güzel, daha refah, daha Ağustos ayında geldiğimiz zaman orada konaklayacağımız sağlıklı yerler yapmamız lazım. Şimdi bir de şu var. Hacı Bektaş gibi küçük bir ilçede 15-16 tane cemev var. Yani ben anlamıyorum yani çoğu da cemevine de benzemiyor.
Yani bizim çoğu yerlerdeki Cemevi Cemevi'ne benzemiyor. Yani orada dergah var. Dergahın ya da Karacaahmet ya da Şapkulu. Yani bizim o yapıda bir ibadethane yapmamız lazım. Bir bina gibi dört köşe Cemevi yapılmaz. Baraka gibi, gecekondu gibi Cemevi yapılmaz. Yani şimdi camiye baktığın zaman cami olduğu belli. Kiliseye baktığın zaman kilise olduğu belli. Sinagoga bakıyorsun öyle belli. Bizim Şapkulu'na bakıyorsun bir dergah belli. Hacı Bektaş'a bakıyorsun dergah belli. Şimdi biz 21. yüzyıldayız. Hiç mi mimarımız yok bizim? Var. Evet. Viyana'da var ya işte. Her tarafta var. Evet. Ama niye ciddiye alınmıyor? Niye bu insanlarımıza çağrılmıyor? Niye bu insanlarımıza değer verilmiyor? En azından mürşitlerimiz var. En azından bu yol erken süren çok değerli dedelerimiz var. Bu akademisyenlerimiz var. Alan araştırması yapmış araştırmacı yazarlarımız var. Yani bir ibadethanenin nasıl olması gerektiğini bilecek 20 milyon alevin içerisinde yok mu yani? Şimdi biz kurumlarda, kurumların başına geçenler oranın başına geçiyorlar. Bir genel müdür gibi masalar da alıyorlar odalarına. Artık orayı zimmet diyorlar. En az 10 sene orada kalıyorlar. Hani gençlerimizin önünü ne saçacağız biz? Yani şimdi 50-60'ın üzerindeki insanlar 10 yıl orada dernek başkanlığı yaparsa bu vizyonu nasıl açık olacak? Ne yapabilecek bu adam? Yapabildiği zaten bu kadar. Biz gençlerimize üniversitede mezun olmuş değişik branşlardaki insanlarımıza, dergahlarımıza yer vermezsek çağırmakla olmuyor bu iş. Görev vermemiz lazım. Yönetim kurullarını almamız lazım. Ya bizim yapacaklarımız bu kadar ama bizim gençlerimiz bizlerden çok çok iyi, güzel işler yapalım. Onun için biz yönetimlere gençlerimizi almak zorundayız. Böyle siyasi partilerde gibi yok bayanlara kota mota bu işler bizim söylemimiz değil. Ne demek bayanlara kota? Değerli bayanlar, arkadaşlar varsa, çoğunluk varsa, görev alabilecek varsa bayan erkeklerden daha çok olabilir. Biz şu andaki yönetimlerin %99'u beylerden oluşuyor. Peki Alevi örgütlenmesi istediğimiz bir yerde mi? Demek ki biz erkekler de bu işi daha güzel götüremiyoruz. Onun için şimdi, Hacı Bektaş gerçekten içim yandı geçen sene. Ben iznimi size konuşmuştum. İznimi bu sene Ağustos ayına aldım. Daha organizeli, daha bilinçli bir şekilde orada olacağız. Destek vereceğiz sizlere bu güzel yaptığınız çalışmalara. Orada bizim bir sürü sorunumuz var. Bir sürü sorunumuz var. Orada dergahlar da birbirine konuşmuyor, küsler. Orayı da açalım mı, açmayalım mı bilmiyorum. Açarsak birilerine dokunur. Yani Serçeşme'de post işin varsa orada post işini yapmalı, müşrikliğini yapmalı, toparlayıcı olmalı, posta oturmalı, yol erken yürütmeli, küskünler, dargınlar varsa bunları barıştırmalı. İçimizdeki fitnecileri, haricileri, Ali'siz Alevileri def etmeliler. Evet, şimdi güzel insan. Evet, Ali dostum. Ali'siz Alevilerden bahsettiniz. Tabii son dönemlerde özellikle Alevilerin gündeminde ve bir türlü de çıkmıyor. Niye? Çünkü Avusturya'da her türlü yoldan hakkını aramaya çalışan, mahkeme gelen, mahkemelerde toplam harcadığı para 250 bin avronun üzerine çıktığı söylenen, bu bizim bir ABF derneği var. Bu ABF derneği devletten red cevabı aldı. O red cevabını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, red. Yüksek İdare Mahkemesi'ne götürdü, red. Danıştay'a götürdü, red. Yüksek İdare Mahkemesi'ne götürdü, red. En son ellerinde bir Viyana İdare Mahkemesi kalmıştı. Orada da red cevabı aldılar. En sonunda da kendi yazdıkları bir inancı Alevilik olarak tanıtabilmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Şimdi elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önce bir tavrını bekleyeceğiz. Birincisi bu davayı kabul edecek mi etmeyecek mi? Kabul ettikten sonra onunla ilgili tabii ki bizler de gereken girişimlerde bulunacağız. Şimdi burada önemli olan şu. Bu dostlarımız Avrupa'yı Alevilik diye bir Alevilik çıkarıyorlar.
bu Aleviliğin de altında tüzüklerinde öyle şeyler yazıyorlar ki bizim bildiğimiz Alevilikte hiçbir ilişkisi yok. Nasıl? Bizim bildiğimiz Alevilikte ya da bu arkadaşlarımızın 10 yıl önce verdikleri başvuru yaptıkları tüzükte diyorlar ki Alevi Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu Ali taraftarı demektir. Onun yolundan gelenleri ifade etmek için kullanılır. Şimdilik 2019 yılı Ocak ayında Avusturya'daki idare mahkemesine, Viyana'daki idare mahkemesine verdikleri tüzükte bunu kaldırıyorlar. Bu tüzükte başka ne kaldırıyorlar? Biz ne deriz cemlerimizde? Biz delil uyandırırken ne deriz? Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali deriz. Evet. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali'yi kendi tüzüklerinden çıkarmışlar şimdi bunlar. Güzel insan. Şimdi, Ali'yi, Hazreti Ali'yi tüzüklerinden çıkarmışlar. Zaten Hazreti Ali ile ilgili bütün evet yönetmen arkadaşımdan rica edeyim Ali Hıdır Ulucan'dan o evet. Şimdi bu bunların tüzükleri. Evet. Benim burada tüzüklerinde aslında dikkatimi çeken bir kere Hazreti Ali'yi tümden çıkarmışlar. Nevruz'da Hazreti Ali ile ilişkisini çıkarmışlar. Benim asıl dikkatimi çeken şu. Yönetmen canımız biraz ileriye gidip şu ermişler maddesine gelebilir mi? Buralarda Ali'yi çıkarıyorlar da Ali Alevilerin gönlünden, kalbinden, yüreklerinden ya da Alevilikten çıkarabilirler mi? Tabii ki orası tartışma konusu. Bunlar kendi yazdıkları şeylerde çıkarırlar. Kendi yazdıkları şeyin de Alevilerin dünyasında hiçbir rolü olmaz. Şimdi bu bölümü geçelim. Değerli Ali Hızır Ulucan canım. Hocam. Ermişlerdesin. Şimdi öbür tarafa gelsin. Şimdi size döneceğim. Ben şu ermişlerle ilgili bir maddeyi okuyayım. Bizim bu dostlarımız sanıyorum Katolik ülkede yaşadığımız için Papa her yıl Ostrun messesinde Türkçesiyle konuşursak Paskalya ayininde Vatikan'da bulunan Sankt Peter Kilisesi'nin daha doğrusu Sankt Peter Kilisesi'nin evet, balkonuna çıkıyor. Katedrali daha doğrusu. Katedralinin balkonunda on binlerce insana hitap ediyor. Orada o hitabında bazı insanlara kutsal, bazılarını da ermiş olarak adlandırıyor. Böylece işte Ernent Deloitte zum Seligin her neyse haylik ya da seylik Almancasıyla konuşalım. Kutsal ya da ermiş olarak adlandırıyor. Bizim bu Ali'yi tüzüklerinden çıkan dostlarımız. Avrupa'yı Alevilerimiz, Avrupacı Aleviler. Bunlar Alevi değil. Hani hep söylerlerdi biz başı ismimizin önüne de sonuna da hiçbir şey koymayacağız. Biz Pir Sultan gibi, Hüseyin gibi duruş sergileyeceğiz. Hayret ne olduysa isimlerinin başına birden Avrupa'yı koydu bu dostlarımız. Hani siz isminizin başına sonuna koymayacaktınız? Bunlar tüzüklerine yazdıkları şu. Şimdi Ali dostum. Onu özellikle söyleyeyim. Eğer bir insan 40 gün gider çile halinde çile çekerse o artık ermiş olur. Ondan sonra posta oturur. Şimdi o posta oturmasını bilmiyorum. Ama 40 gün gidiyor çile çekiyor. 40 gün çilesini çektikten sonra ermiş oluyor. Vallahi ben bugüne kadar Alican ben bugüne kadar bizim Alevi kaynaklarının hiçbirisinde 40 gün çile çektikten sonra insan erer diye, ermiş olur diye bir madde duymadım. O şeriat yani, kapısını, marifet, hakikat kapısını geçsin de ondan sonra yani şimdi erebiliyorsa o zaman ersin. Şimdi güzel canım, hani biz birilerini eleştiri götürürüz ya, deriz ya, ya bunlar şeyle, huriyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yok size cennette 5 huri var, 3 huri var, bilmem ne var.
Şimdi bu dostlarımız da nereden çıkardılar? Vallahi bilmiyorum. Nasıl çıkardılar? Nereden bu 40 gün sonra insanları hemen ermiş yaptılar? Yapıyorlar. Bununla neye ulaşmak istiyorlar? Bunu anlamadım. Bir önemli anekdotumu daha sunayım. Çünkü ben bugün bu ermişlik meselesi özellikle kafama takıldı. Araştırdım. Büyüklerimize sordum. Mürşit konumundaki insanlara sordum. Ya yok dediler böyle bir şey. Dedim yani şimdi o kadar da bekledim. Hani araştırdım ki acaba biz mi yanlış düşünüyoruz? Gerçekten 40 gün insan gidip bir yerde böyle azla yetinirse ermiş mi oluyor? Bizim inançta vardı da bunu da mı yine devlet çıkarttırdı bizim inancın içinden diye düşünmeden edemedim. Ama sordum, öğrendim, araştırdım. Ben böyle bir kanıta rastlamadım. Tabii ki bulup bunu gösterirlerse ben de derim ki böyle bir şey varmış. Ermişlikle insanları şimdi yanlarına çekmeye çalıştılar. Sizlere ermişlik vaat ediyoruz mu diyorlar. Yani niye diyorlar, neden diyorlar? Ben bu işi çözemedim. Çözen birisi de varsa gelsin beriye. Şimdi sözü size bırakacağım, daha sonra tekrar alacağım. Buyurun. Şimdi bu iş 2009'da Avusturya Viyana'da sizin kurultay yaptıktan sonra Alevi'nin tanımının ondan sonra 65'in üzerinde katılan dedelerimiz vardı. O şeyi ben de takip ettim. Ve orada da bulunmuştum o zaman. Size o zaman tanışmıştım. Ve bu tanım üzerinde Türkiye'deki ve Balkanlardaki bütün Alevi mürşitlerine, postneşinlerine, ocakzadelere, yazarlara, çizerlere hepsine bildirildi. Hem fikir olundu. Yani hiç itiraz gelmedi. Hatta bugüne kadar bilene o tanıma itiraz gelmedi. O tanım üzerinden de siz gittiniz, orada haklarınızı aldınız. Yani dünyanın Alevilerin hiçbir zaman almadığı en büyük hakları siz Avusturya'da aldınız. Ne acıklı ki bir Alevi kurumumuz da ona dava açıyor. 244 bin euronun üzerinde para kaybediyor. Bu paralar nereden geliyor? Bunların üyeleri 244 bin frank euroyu kaybederken hiç mi sesleri çıkmıyor? Avrupa'daki konfederasyonun yöneticileri hepsi aynı fikirler. Otobüslerine geldik, protestolar yaptılar. Alevi canları kandırıyorlar, aldatıyorlar, takiye yapıyorlar. Çünkü bunların onursal başkanının gazete küpürlerinden alisiz alevilik yaptığını biz defalarca ispatladık burada. Geçenlerde bundan 2-3 ay önce Avrupa İnanç Yol ve Erkan Kurulu'nun 3 tüzüğü elime geçmişti. Orada 3. maddesinde alevilik kendine özgü bir inançtır diye biz bunu paylaşmıştık, teşvik etmiştik. Bunu yayınlayan da o zaman ABK'nin genel sekreteri Bülent Ant'tı. Şimdi Bülent Ant'ı buradan aforoz etmişler yeni yönetimde. Yani biz kimi açıklarını çıkarırsak, kimi teşhir edersek ondan bir yönetim değişikliğine geliyor. Mesela yeni yönetimde eskilerden kimse yok. Çok değişik insanlar getiriyorlar. Zeynep Arslan'ın Avusturya Federasyonu Başkan Yardımcılığından 3-4 ay önce, hatta daha fazla önce istifa ettiğini ama duyurmadıklarını biliyoruz. Şimdi birlikte hareket yapıyorlar, sonra çelişkiye düşüyorlar. Sonra yanlışlar ortaya çıkıyor. İyice teşhir olduktan sonra da bu sefer istifa ediyorlar ama istifa ettiklerini de çıkarmıyorlar. Şimdi bunlar bir ekip. Bu proje İslam toplumu içerisinde, yani Sünnilerde Hazreti Muhammed'siz bir İslam, Alevilerden de Ali'siz bir İslam projesi. Alevilik. Yani Alevilerden Hazreti Ali'yi çıkardı mı zaten öbür taraflar tamamen çıkar. Sünnilerden de işte Fethullah Gülen üzerinden Hazreti Muhammed'i işte konuşmalarından işte bir sürü şeylerinde, yayınlarında onu öyle yapmaya çalıştılar. 15 Temmuz'dan önce sonra da darbe yiyince bütün içeri girenler ve dışarı çıkanlar, kaçanlar oldu. Ama Aleviler üzerinden de Ali'siz bir Alevi projesi olduğunu biz kaç yüzyıldır, yıldır biz bunu dile getiriyoruz. Sizler de getiriyorsunuz. Türkiye'den getiren var, Avrupa'dan getiren var. Bizim dün Yeni Altun dedemiz de bizim dergahın inanç dedesidir.
yöneten yürüten dedesidir. Biz bunları dile getiriyoruz. Sosyal medyada bunları deşifre ediyoruz. Şimdi bunu kendi yönelerine söylediğimiz zaman yani inanmıyorlar. Şimdi bunu görmüşlerdir ya da haberleri yok. İşin kötü yanı şu hocam. Eğer bir tüzü kurultayı olacaksan işte bu tartışılır. Yani inanç mı değişecek, başka maddeler mi değişecek? Üyeler arasında bu yazılı çalıştaylar yapılır. Bu değerlendirilir. Sonra genel kurul olur. O genel kurulda en son alınan karar tüzüğe geçer ve o uygulanır. Bunlar böyle bir şey yapmıyor. Yani kendi başlarına birileri bunlara diyor ki şunu bunu yaparsanız biz sizi tanıyacağız. Bunlar da bu şekilde geliyorlar. Şimdi 30 yıl önce Avrupa'da dernekleri kurduğumuz zaman Hak Muhammed Ali yolunu kurmadık mı? İnanç önderlerimiz bize dört kapı, kırk makamı, ibadetimizin evinin cem olduğunu, Hızır orucu, o matem yasını bunları dile getirmediler mi? 1400 yılda biz bunları yaşamıyor muyuz? İbadetimizde semanın, bağlamanın müşrit huzurunda 12 hizmetli yürüyeceğini bütün alevler biliyor. Bütün dünyadakiler de biliyor. Peki bunlar nereden çıkarıyorlar bunu? Yani bu sene bu şekilde tutmasa bu sefer başka bir şey getiriyorlar. Yani bu kadar da olmaz. Bunların en çok tepkisini veren bunların üyeleri olması gerekiyor. Biz bunların üyesi değiliz. Ben 2007'den itibaren ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da daha güzel çalışmaya, kendimizi daha çok bilinçlendirip araştırmaya, incelemeye, sorgulamaya daha çok kendimizi verdik. Bu konuda biraz daha kendimizi geliştirdik. Ve şimdi Ali dostum, İsviçre özeline geleceğiz zaten, biraz İsviçre üzerine konuşalım. Ama konuşmadan önce şimdi şunu bir kere şu noktanın altını çizelim. Bir, Alevilikte bir insan kendi tüzüğünden tüzüğünü istediğini yazar. Kendi tüzüğüne Hazreti Ali'yi koyar koymaz, Hazreti Hüseyin'i koyar koymaz, Pir Sultan'ı koyar koymaz, Şah Atay'ı koyar koymaz. O kendisinin bileceği iş. Ancak bunu Alevilik adına yapamaz. Yani Alevilik budur diyemez. Alevilikten Ali'yi hiçbir kimsenin çıkarmaya ne gücü yeter ne de o kadar çapı olur. Bizim bunların da olmaz. Onun niye olmayacağını değerli yönetmen arkadaşım, sevgili Ali Hıdır Ulucan, Malatya depreminde depremden zarar gören bir evin resmini gösterebilir misin? Güzel dostum. Şimdi bak güzel canım. Ne var burada? Malatya'da depremden zarar gören bir ev, duvarlarında ne var? Hazreti Ali'nin resmi var. Bizim insanımızın ne yüreğinden, ne de duvarından, ne gönlünden Hazreti Ali çıkaramazlar, çıkaramayacaksınız, çıkarttırmayacağız. Ali'siz Alevilik yarattırmayacağız. Evet, sizlerin özgürlüğü var. Biz demokratız. Biz sizlerin ne düşüneceğinize karışmayız. Sizlere ne düşünmeniz gerektiğini de söylemeyiz. Dikte de etmeyiz. Bundan herkes emin olsun. Biz bireylerin hepsini denk görürüz. Eşit görürüz. Gözümüzde biz insan görürüz. Onların özgürlüklerini de savunuruz. Bireylerin din kurma yolundaki çabalarını da istiyorlarsa destekleriz. Ancak bizim inancımız olan Aleviliği içerisine başka şeyleri önce diyeceksin senkretik, sonra kaybedeceksin senkretiği. Biz bunları 2005 yılından itibaren bunu gördük. Tüzük yazımı sırasında da 2008-2009'lu yıllarda çok net olarak gördük ki bunlar işi nereye götürüyorlar. Şimdi birlikte tüzüğü yazdığımız, ilk bizim başvuruyu yaptığımız sıradaki de tüzüğü yazdığımız değerli dostum yok bunların arasında bugün. İşin ilginç yani bu Ali'siz Alevilik tüzüğünü yazan
muhtemelen yazan odur. Değilse de kimlerin yazdığını çıksın açıklasın ve savunsunlar yazdıklarını. Çıkıp biz nasıl eleştiriyorsak onlar da çıksın savunsunlar. O canımız Zeynep Arslan, o da bugün aralarında yok. Bunlara ne oluyorsa tüzük yazanlar, tüzük işiyle uğraşanlar belirli bir süre sonra çekip gidiyorlar. Nedenini de bilmiyoruz niye gittiklerini. Ancak şunu söylüyoruz. Ali'siz Alevilik yaratamayacaksınız. Ali'siz başka bir inanç yaratabilirsiniz. Bunun adına Avrupa'yı inanç diyebilirsiniz. Bakın ne dediyseniz hepsinin tersini yapıyorlar bu insanlar. Ne dedilerse hepsinin tersi. Adımızın başına sonuna hiçbir şey getirmeyeceğiz diyorlardı. Getirdiniz mi? Avrupa'yı nereden çıktı? Diyorlar ki biz Avrupa'da demokratik koşullarda inancımızı yeniden yapılandıracağız. Be kardeşim, sana Ali Bulutcan da sorar. Der ki ey be güzel kardeşim, 10 yıl önce demokrat değil miydi bu Avusturya'da? Şimdi mi demokrat oldu? 10 yıl önce aklın başında değil miydi? 10 yıl önce sen ya Muhammed, ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyordun da 10 yıl sonra mı kayboldu bu? Sormayacaklar mı bunu? Soracaklar. Şimdi öyle bir noktaya getiriyorlar ki bunları söyleyen, inancın temel taşlarıyla oynamayın diyen insanları, bunların bir de gizli şeyleri var. Haber ağları. Hemen özel ulaklar uçuruyorlar. Bu ajan, bu şu, bu bu diyerek itibarsızlaştırma yoluyla insanların üzerinde doğrunun egemen olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bakın Hazreti Ali'nin bir Elazığ'da fotoğraf gördük. Resmi yerdeydi. Bugün Malatya'dan gösterdik. Resmi duvarda asılı. Alevilerin evlerinde, ne evlerinden ne de gönüllerinden Hazreti Ali'yi almaya, çıkarmaya sizin hiçbirinizin gücü yetmez. İstediğiniz kadar toplanın. İstediğiniz kadar ağdalı cümleler kurun. Ne derseniz deyin. İster Göbekli Tepe deyin, ister Göbeksiz Tepe deyin. Bu insanlar Hazreti Ali'ye iman etmişler. Bu yola ikrar vermişler. Kuruma değil, yola ikrar vermişler. Ve o yolda da yürüyorlar, yürüyecekler. Şimdi buraya geçmeden önce bu konuda görüşlerini alayım. Alican, daha sonra İsviçre'ye geçelim. Şimdi o zaman Allah, bunlar şu var, doğa dini diyecekler de yani, bazen bildirilerinde bu diyorlar zaten, diyorlar. Şimdi bu popüler bir proje, yani bütün dinleri kaldırma projesi bu. Şimdi onun için işte İsa gelecek, işte Mehdi gelecek, bu projelerle insanları uyutuyorlar. Şimdi ikrarlı bir insan, biz derneklerimizi kurarken derneklerimizdeki tüzüğe biz ikrar verdik. O ikrarda durmamız lazım. Yok, yola ikrar verdiniz, tüzüğü de kabul ettiniz yola uygun şekilde. Tabii inanç, evet. İnancın tanımı bütün tüzüklerde vardı 30 yıl önce. Almanya'da olsun, Fransa'da, İsviçre'de, Avusturya'da, bütün de hepsinde hemen hemen aynı tanım vardı. Ve biz o tanım üzerinden dernekleri kurduk, federasyonlaştık, kurumumuzu kurduk. Genel kurulda o tüzüğe onay verdik biz. Ona ikrar verdik. Örgütlenmede biz ona ikrar verdik. Şimdi bunlar belli sürelerle neden ikrarından dönüyorlar o zaman? Şimdi bizim yol önderlerimiz dedelerimiz, Ocak Sadilerimiz. Şimdi Türkiye'de Baba Mansur, Mürşit Hoca, Avuçen, Mürşit Hoca, Dede Kargın, Mürşit Hoca, Hacı Bektaş, Mürşit Hoca ve Şık Ahmet Hoca var. Şimdi bu beş mürşit ocağı ve onlara bağlı pir ocakları var. Bunlardan hangisi Hazreti Ali'yi ya da Hazreti Muhammed'i ya da Hazreti Allah'ı inkar ediyor? Biz bütün Aleviler, Talipler ve Seyitler Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed'in Resulüne, Hazreti Ali'nin velayetine inanmıyor muyuz? Onun için yas tutmuyor muyuz? Kerbala'da niçin yas tutuyoruz? Bizi zorla mı yaptırıyorlar bunu? Zorlama bize Hızır Hoca tutturlar. Zorlama bizi cemevine götürdüler. O kadar öldürüldük.
katliama uğradık, asimilasyona uğradık. Yine de yolumuzdan vazgeçmedik. Şimdi bunların mürşitleri kim? Yol önderleri kim bunlar? Şimdi bir şey olduğu zaman yeni bir din çıkacaksa, yeni bir sekte çıkacaksa ya da mezhep, tarikat ne diyeceksek onun bir önderi olur. Onun bir kitabı olur. Yazılı bir kaynağı olur. Bunlar hiçbir kaynak da yok. Yani ağzımızdan kötü laflar çıkmaya başlayacak bunlar yüzünden. Gerçekten... Çıkmasın da şimdi, yani, şimdi şunu soralım Ali canımız. Şimdi bu insanlar diyorlar ki biz 12 bin yıllık Göbekli Tepe'den beri mevcut olan inancız diyorlar. Diyorlar mı? Ne var bulmuşlar hocam, ne bulmuşlar? Şimdi Göbekli Tepe'deki o... Şimdi onu tartışmayalım. Onu teşhir ettiğimiz zaman da bu sefer videoları kaldırıyorlar. Şimdi Ali Bulut canımız bakın. Evet. 12 bin yıldır biz diyorlar 12 bin yıllık inancız. Öyle mi? Öyle. Tamam. Ben kabul etmeye hazırım. Biz diyorlar kadim inancız. İyi de soruyoruz, diyoruz ki bu kadim inancınızın bugüne kadar kaç tane peygamberi oldu? Onlar kimlerdi? Şunların bir adını söyleyin. Diyoruz ki siz bu kadim inancınızda böyle üç öyle kaytarmak maytarmak yok. Kendilerini panteist diyorlar. İşte ben pagan, biz pagan dedik dediğimiz zaman çok tepelere çıkıyorlardı. Şimdi pagan olduklarını da artık kabul ediyorlar. Animist olduklarını da kabul ediyorlar. Burada bir anekdot olarak anlatayım. Şimdi ben Tanzanya'dayım. Bu Afrika ülkelerinde animist, animizm orada çok yaygın inanç. Toplumun neredeyse mesela Tanzanya'nın üçte biri animist. Üçte biri Müslüman, üçte biri de Hristiyan. Bunlar, bu animistlerde mesela ilginç kültler var. Ondan sonra bu işte kurban murmar olayı da, yani bunların anlamadıkları İbrahim İsmail ya da İbrahim İshak meselesindeki kurban olayının da ne anlamda anlatıldığını da anlamamışlar. Mesela bu kara magi denilen şey var. Afrika'da o insan belli bir bölgede bu animist inançlarda insanın kurban edilmesi olayı o dönemlerde var. İbrahim'le gelen olay bunu durduruyor. Yani şeyle, bu tek tanrılı dediği dinlerle bunu durdurmuş. Şimdi böyle animist inançlar da var. E peki siz nasıl türlü bir animist inançsınız? Bize şu animizmi de bir söyleyin. Yani anlatın onu. Çünkü ben bugüne kadar animist bir inançta müsaitlik, ne müsaitlik gördüm, ne o ne bu. Yani böyle tutup Alevi sözlerini de alıp bir yerlere yerleştirip kafa bulandırmaya çalışmayın. Biz sizin ne olacağınızı başından gördük. Yani onu açık söylüyorum. Dedik ki bu Ali'siz Alevili'ye gidecek. Bu ayrı bir din yaratacak. Çıktılar bağırdılar. Yok vallahi biz hiçbir zaman ayrı bir din olacağız demedik. Dedik ki bunlar İslam'ı reddedecekler, İslam dışılığa götürecekler. Yok biz hiçbir zaman demedik. Geldiğiniz nokta bu. Daha da gidecekler. Şimdi topluma biz yine uyarımızı söyleyelim. Çok yakın bir zamanda cemlerinizi değiştirmeye çalışacaklar. Evet. Cemlerden Şah Hatayi'yi çıkarmaya çalışacaklar. Şah Hatayi'yi Şiilikle suçlamaya çalışacaklar. Evet. Yani başka yedi ulu ozanları 6, 5, 4, 3, 2, 1 deyip ondan sonra sıfırlayacaklar. Evet. Onu çok açık yüreklilikle söyleyelim. Gidişat buraya. Onun için de buradan çağrım bizim özellikle dedelerimize. Bu tüzüğün, bu Alevilik tüzüğü falan değil. Bu bir inanç ama bu Alevilik değil. Gitsinler Alevilikle ilişkimiz yok desinler. Gitsinler başvuruda bulunsunlar. Onların hepsini ilk desteği verecek insanlardan birisi benim. Destek veririz. Biz herkesin kendi inancını yaşamasını arzu ediyoruz. Böyle yaşamalarını da istiyoruz. Burada hiçbir beis yok. Kimse kendisine ne İslam'ım demek zorunda, ne Alevi'yim demek zorunda, ne Hazreti Ali'yi, 12 imamları, Ehl-i Beyt'i kabul etmek zorunda. Eğer kabul ediyorsan 13.388 kelimenin bir tanesi dahi nasıl Ehl-i Beyt olmaz ya? Bunun bana bir açıklaması olmalı. Bir tanesi nasıl 12 imam olmaz? Bunun bir açıklaması olmalı. Bakın ben buradan diyorum. Çıkın deyin ki yalan söylüyorsunuz.
eksik bakmışsınız diyeyim. Bizi doğrulayın. O tüzüğü yazan kimse çıksın savunsun o tüzüğünü. Eğer o tüzüğü yazan o insandı da sizin aranızdan gittiyse deyin ki bizim bu tüzükle ilişkimiz yok. Biz bu tüzüğü reddediyoruz. Deyin ki biz 2009 tüzüğümüze tekrar geri dönüyoruz. Bütün mesele bu. Şimdi ben tüzük konusunu bırakıyorum. Burada size soracağım. Tek bir cümle canlarım. Ali Bulut canımız İsviçre Alevi Bektaşi dergahında bir yönetici. Ve İsviçreli. Ve eminim ki sizler de benim gibi İsviçre'yi merak ettiniz. İsviçre'de Aleviler ne yapıyor? Orada hangi kurumlar var? Neler var? Bilgilenmek istersiniz. Hangi projelere imza atıyor Alevi Bektaşi dergahı? Sanırım bizim için önemli olan herhalde Ali Bulut canımızla muhabbetimizde. Tabii bu ilk olmayacak. Bundan sonra da muhabbetlerimiz sürecek. Bu olsa gerek. Evet güzel canım. İsviçre Alevi Bektaşi dergahı nedir? Ne yapar? Şimdi hocam İsviçre Alevi Bektaşi dergahı şöyle söyleyelim. 30 yıl önce İsviçre'de ilk kurulan dernekler içerisinde yer aldık. Burada ismini vermeyeyim. Bir dedemizle birlikte biz Solothurn bölgesinde, İsviçre'de Solothurn bölgesinde ilk Alevi Derneği kurucularıydık. Solothurn Alevi Kültür Merkezi'nde 12 sene aktif hizmette bulunduktan sonra işte o Alevisiz Alevilik şeylere başladıktan sonra biz istifa etmek zorunda kaldık. 7-8 sene kendi özel çabalarımızla Aleviliği daha çok araştırıp inceledik, sorguladık. Kendimizi biraz daha geliştirdik. O acemiliğimizde bittikten sonra biraz daha donanımlı İsviçre Alevi Bektaş dergahını açmaya karar verdik. Bundan 2 sene önce kadar. Şimdi Alican, o dinleyiciler, izleyicilerimizin anlaması bakımından soruyorum. İsviçre genelinde ne kadar kendisini Alevi olarak adlandıran kurum var? Dernek, başka bir şöyle şey. Şöyle söyleyeyim. Şimdi İsviçre'de 110 bin civarında Türkiye'li insanlarımız var. Bunun yaklaşık 50 bini Alevi. 50 bini. Şimdi bizim ilk federasyon kurduğumuzda 13 tane dernek vardı. Sonradan 2 tane daha geldi. 15 tane dernek var İsviçre çapında. Şimdi dernek kurup işte 25-30 sene önce kurup federasyonlaştığımız federasyon Avrupa Konfederasyonu'na bağlı federasyonda 13 dernekten 5 tane dernek kaldı. Şimdi bu 5 tanesinden bir tanesi de sallantıda gidiyor. Kapatacaklar. Çünkü tamamen boşaldı. Hiçbir çalışma yok. 13 dernekten ayrılan 7 tane dernek en aktif inanca daha çok bağlı olan, geleneksel Aleviliği savunan derneklerdi. Hatta ilk derneğimiz İsviçre'de kurulan Basel Alevi Kültür Alevi Bektaş Kültür Birliği'ydi. Hulusi abimizin başkanlığında yürütüldü. Hulusi Yıldız. Büyük bir hizmeti var Hulusi abimizin. Hulusi Yıldız'ı da söyleyelim. Hulusi Yıldız İsviçre sorumlusuydu. Zamanında Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu vardı. Daha ülkelerde federasyonlar yoktu. Bütün Avrupa genelinde bir federasyon vardı. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun yönetimindeydi. İsviçre temsilcisiydi. O dönemler bizim Avusturya'dan da Kazım Kaynak amca federasyonun yönetiminde, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun yönetiminde ve Avusturya temsilcisiydi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bizim ilk derneğimiz ve ilk kurucusu, ilk başkanlık görev alan Hulusi abi, buradan kendisi emeklerine sağlık, kendisini ellerinden öperim. Hulusi abimiz çok temiz, inançlı, hiç fesat bilmeyen, çok temiz bir abimiz. Bu inanca kararlı bir şekilde 30 senedir hizmet yapıyor. Basel Derneğimiz İsviçre'nin ilk kurulan ve en kalabalık derneğiydi. 650 tane üyesi vardı. Bizim buralarda dernek yokken biz oralara gidiyorduk. İlk kemi orada gördük. İlk hizmetleri, semakları orada gördük. 12 hizmetleri orada gördük. Yani değişlerimizi orada gördük. Biz çünkü Avrupa'ya gelen bizim neslimiz köyden direkt gelmedi. Köyden direkt gelmediği için şehirlerde biz cem görmedik.
Ya duyuyorduk, ediyorduk. Dedelerimiz gelip gidiyordu. Ama biz Cem görmemiştik. Biz Avrupa'ya taşındığımız zaman ilk Cem'imizi Basel Derneğimizde gördük. O Basel Derneğimiz en güçlü derneğimizdi. O derneğimizi o zaman işte bugünkü fitne fesatı çıkaran o kişi Basel Derneği'ni ikiye böldü. Daha sonra Türkiye'ye gitti. Türkiye'de 6 ay Ali Bektaş kurumunda görev aldı. Oradan da atıldı, yok sayıldı. Ondan sonra şimdi akıl hocası diye federasyona, konfederasyona gelip burada sanki bir akademisyen, sanki araştırmacı yazarmış gibi, sanki Türkiye'de araştırmacı yazar, akademisyenlerimiz, profesörlerimiz yokmuş gibi sadece o insanı getirip oradan seminerler veriyorlar. Şimdi 13 dernekten 5 dernek kaldı. Bizim o zamanki İsviçre çapındaki üye sayımız 2000 civarıydı. Şimdi bakın o 5 dernekten kaç kişi kalmış? Şimdi bir kurumun nasıl iş yapıp yapmadığına bakmamız için web sayfasına bakmamız lazım. İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu 30 yıldır kurulmuş. Web sayfasına bakın. Kaç sene önceki yazılar, hiçbir yenileme yok. İnanç tanımı yok. Hiç inançlarla, ritüellerle ilgili hiçbir bilgiler yok. Sadece orada duruyor. Facebook sayfalarda yok. Yani burada sadece kurulmuş. Buradan üye başı 2 franktarı alırlar. Ondan sonra konfederasyondan ne kararlarsa oraya hizmet yapıyor. Şimdi biz 7 tane dernek bu işin iyi gitmediğini gördükten sonra eleştirimizi yaptık. O zamanki kurum yöneticilerinin yanlışlarını sosyal medyada daha yeni yeni çıkıyordu. Orada deşifre ettikten sonra biz 7 tane dernek ayrıldık. Sonra çalışmalarımız oldu ama bir üst kurum olmadı. Bir kurdular, sonradan olmadı. Aktifleşmedi. Biz de şunu düşündük. Bu İsviçre Alevi Bektaşı'nı kuran dedemizle birlikte oturduk. İyice ölçtük, biçtik. Dedik ki eskiden yaptığımız yanlışları yapmayalım. 93 Sivas katliamından sonra Türkiye'de, Avrupa'da mantar biter gibi dernekler kurmaya başladı. Ama içi boş oldu. Yani her geleni aldık. Her geleni aldık. Oradan kaçan buraya, örgütlerden kaçanı aldık. İşte Alevi kökenin diyenler hepsini aldık. Şimdi inanca inanmayan insanlarla bu iş yürümeyeceğini gördük. Çünkü niye? Her gittiğimizde tartışma oluyor. Yani hizmet yapmaya git deyip, Alevili öğrenmeye deyip her gittiğimizde tartışma. İçi mi, dışı mı? Yok Kürt müyüz, Türk müyüz? Yok Zaza mıyız, Arap mıyız? Yok Arap'tan bize ne, bilmem neden bize ne? Her gittiğimizde bu tür sorunlar çıkıyordu. Onun için yürümeyeceğini bildiğimiz için ayrıldık. İsviçre Alevi Bektaş Dergahı'nı kurarken de bütün ülkelerdeki tüzüklere iyi baktık. Bütün federasyonların sizin tüzüğünüzü Türkiye'deki Alevi Bektaş Federasyonların tüzüklerini iyice inceledik. Bu dergahımızın, kuracağımız dergahın yıpranmaması için, üyelerimizi birbirine düşmemesi için ya da kısır taşıtmaya girmemek için ilk dedik ki 2009'da Avusturya Viyana'da zaten bunun tanımı yapılmış. Yol önderlerimizin kurultayla birlikte dünyadaki Alevilerin hemfikir olduğu bir tanımla üzerinden onu geliştirdik. Güzel bir tanım çıkardık. Kısa ve öz. Yani yaptığımız tanımda tamamen Aleviliğin Allah'tan Muhammed peygamberine kadar, velayetine kadar, imamlara kadar, işte ibadet ritüellerine kadar hepsini güzel şekilde tanımına işledik ve dergahımızın tüzüğünü hazırladık. İbadet günlerimizi, inanç günlerimizi, işte semaklarla, Alevilikle ilgili belli başlı konuları tüzüğümüze aldık. Ondan sonra canlara yavaş yavaş gitmeye başladık. Belli yerlerde toplantılar yaptık. Yani dergahımız yoktu. Sonra toplantılarda bu şekilde gitmeyeceğini düşünerekten bir yer tutmamız gerektiğini düşündük. Gittik bir kendi bütçemize göre bir yer tuttuk. Öbür dernekleri kurduğumuz zaman pahalı yerler tutmuştuk. Yani 2000, 3000, bazı derneklerimiz 5000 frank kira veriyor. Şimdi ilk başlarda 650 üyesi olan derneklerimiz diyelim ki bugün bakıyoruz 300'e düşmüş. O zaman 5000 lirayı rahatlıkla verebiliyorlardı. Şimdi zorlanıyorlar.
Şimdi 2000 lira kirası olan ya da 50-60 tane üyesi olan, eskiden 100 tane üyesi vardı, verebiliyordu. Şimdi bütün derneklerin sayısı düştü, üyeler sayısı düştü. Verim de yok, çalışma da yok. Biz dedik ki burada inancımızı, birincisi inancımızı öğrenmek için buraya geliyoruz. Kapıdan girdikten sonra bizim siyasi kimliğimizi dışarıda bırakacağız. Yani A partisi, B partisi, ne hangi partiye giderse gitsinler, bunu da yaparken de altını çizdik, şiddet içeren illegal örgüt ve partilerde olmamak kaydıyla. Tamamen yasal partilerle, derneklerle, kuruluşlarla, bunun dışında istediğiniz kurumda yer alabilirsiniz. Ama bizim dergaha geldikten sonra o kimliğinizi bırakırsınız. Burada sadece inanç kimliği olacak. Halk Muhammed Ali yolu öğrenilecek. Burada bu yol sürecek. Bunun için tüzüğümüzü tanımında yaptıktan sonra yavaş yavaş üyelerimizi aldık. Şimdi 2021 yılındayız. Bir kurumun kurum olabilmesi için web sayfasının olması gerekiyor. Şimdi 15 yıl önce kapı kapı dolaşabiliyorduk. Şimdi kapı kapı dolaşsan kovarlar. Zaten gerek yok. Artık şimdi sosyal medya var, WhatsApp'ı var, e-mail'i var, Facebook'u var. Var da var. İşte bugünlerde işte televizyonların yayın şeyleri kapanınca bireysel olarak çıkan bu şekilde yapılan yayınlar da var. Artık dünyanın sistemi dijital yeni dünya düzenine geçiyor. Her şey güzel canım. Şimdi şöyle bir özetleyelim izleyicilerimiz açısından. İsviçre'de bir tane İsviçre ABF var. Buna bağlı işte toplam 5 kurum var. Bir tanesi de gitmek üzere 4 kurum var. Onlar neyse 3 kişiyle bir dernek kurur. Onu yine 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e çıkarırlar. Yani önemli değil. Beri tarafta daha fazla kurum var. Bunlar da o İsviçre'deki ABF'nin çalışmalarından, anlayışından, tarzından, yapısından memnun olmayan kurumlar. Şimdi size bir soru soracağım. Bizim tanınmamızdan sonra, biz bunu tanınma işlerini takip ettik. Bizden sonra Almanya'da bazı eyaletlerde oranın eyalet hükümetleriyle sözleşmeler imzalandı. Hak eşitliği sözleşmeleri. Bize yakın haklara ulaştılar. Çünkü o sözleşmeden önce Aleviliğin tanınması diye bir şey Almanya'da söz konusu değildi. Şimdi birkaç tane eyalette bu var. İsviçre'de Basel kantonunda bir önergeyle birlikte bir kabul oldu. İsviçre'nin sistemi de kantonal sistem, yani federasyon bilmem ne de değil. Oranın sistemi de bambaşka. Orada Basel kantonu dışındaki herhangi bir yerde Alevilerin hakkı hukuku var mı? Basel kantonundaki hakları ne? Mesela Avusturya'da Alevilik dersleri var. Alevilik dersleri öğretmenlerini Alevi kurumu atıyor. Alevilik dersleri öğretmeninin yetiştirilmesini Alevilik kurumu yapıyor. Üniversitede kürsümüz var. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Alevilik dersleri öğretmenliği bölümümüz var. Yani bütün ders planları, ders kitapları, her şeyi Aleviler kendileri yapıyor. Kendileri atıyor. Devlet sadece öğretmenlerinin maaşını veriyor. Cemevleri yasal ibadethane. Yani resmen ibadethane. Hani öyle A'sı B'si öyle tamam ben seni gördüm görmüyorum değil. Tapu da ibadethane olarak kayıtlı. Şimdi dedelerimiz diğer bütün inanç önderleriyle aynı haklara sahip. Şimdi böyle bir şey İsviçre'de herhangi Basel kantonunda bir hakların bir şeylerin olduğunu biliyorum. Onu bir dile getirirseniz memnun olurum. Bu düzeyde bir hak var mı? İkincisi de İsviçre'deki bir bölgeden otobüsle burada bizleri protesto etmeye, niye biz bu hakları aldık diye, bizleri protesto etmeye gelen insanlar olduğunu biliyorum. Niye geldiler? Onlar da biliyorlar mı niye geldiklerini? Sondan başlayayım. Buradan gelenler, o bildiriyi de okumuştum ben, afişi gördüm. Sözde Avusturya hükümeti zorla Alevileri İslamlaştırıyormuş. Onu protestoya gelmişler. Yani çok komik bir olay. İslamlaştıracağına Katolikleştirir. Çünkü İslam bir şey, Katolik yapmaya çalışır. Yani niye
Katolik birisi gitsin de İslam yapsın yani. Nerede görmüş onu böyle bir şey? Onu biz de anlamadık da yani bunları anladılar. Çok yani. Komik bir şey. Şimdi sizin aldığınız haklar gibi İsviçre'de böyle bir hak alınmadı. Ben şimdi yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum. Ama bu konfederasyonun söylemine göre Alevilik kendine özgü bir inançtır. İsviçre'de de tanmış. Tanınan yerde işte Basel'deki iki dernek. O Basel derneğimizden ayrılan dernekle birlikte aynı kantonda oldukları için bir komisyon kurdular. Komisyondaki arkadaşların, Almancası iyi olan arkadaşların oradaki çalışmalarına bu şekilde almışlar. Sormak istediğim şu. Hayır, içeriği dert değil. Orada okullarda Alevilik okulda dersleri var mı? Alevi çocuklarına ders veriliyor. Veriliyor. Ha. Evet, bu kadar. Bildiğim bu kadar. Peki ne kadar öğrenci var biliyor musunuz? Herhangi oradan dert yapıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Biz de deriz ki yani okul açın, dergah açın geleceğiz. Ders verin geleceğiz. Bunu öğretin geleceğiz. Yapıyorsun gelmiyorlar. Şimdi Hulusi abiler bir sürü reklam yapıyorlar. Çabalıyorlar, ediyorlar. İşte kazanılmış hak var. Alevilik öğretmenleri var, Alevi öğretmenleri var. Çocuklara ders veriliyor, yeri belli. Getirenler ilk başta getiriyor, sonra da azalıyor bu. Bu ailelerin eksikliği diyelim burada, ailelerin eksikleri. Şimdi biz dergaha gelelim. Şimdi güzel insan, dergahla birlikte toparlayalım. Çünkü 1,5 saati geçtik. Çok fazla uzun olunca dinlenmiyor. Daha sonra bir program daha yaparız. Daha fazla teferruat konuşuruz. Son dergahla birlikte son toparlamasını da yapalım. Ondan sonra da cümle canlarla iyi akşamlar dileyelim. Onları rahat bırakalım. Birincisi tüzüğümüzü çıkardık. Ondan sonra web sayfamızı kurduk. İki tane web sayfamız var. Bir tanesi Dünya Alevi Bektaş Projesi adı altında. Bir tanesi de İsviçre Alevi Bektaş Dergahı'nın web sayfası. İkisinde Facebook sayfası var. WhatsApp'ımız var. Biz pazar günleri 2 ile 7 arası açıyoruz. Perşembe günleri de 6 ile 9 arası açıyoruz. Perşembe günleri muhabbet cemi, 12 hizmetçi cemler, bilgilendirme, muhabbet yapıyoruz. Pazar günleri de her hafta bir konu işliyoruz. Kendi yağımızla kavurmaya çalışıyoruz. Çünkü öbür türlü Türkiye'den oradan buradan insan getirmek bayağı pahalıya patlıyor. İkincisi de bizim şu anda dergahımızda Alevili inancı örgütlenmesi çalışmalarıyla ilgili yeterli sayıda insanımız var. Yani bu konuda eksiğimiz yok. Çoğu derneklere, federasyonlara baktığımız zaman bizim yayınlarında görüyorsunuz. Bizim güzel çalışmalarımız var. Bu 15 ay içerisinde dergahımızı açalı 15 ay oldu. Üçüncü projemiz de bitmek üzere. Şubat'ın 23'ünde sonlanacak. Birinci projemiz bizim Alevi Birlik Projesi'ydi. İşte inanç tanımıyla ilgili. İnançla bir olursak siyasi birliğimiz olur. Siyasi birliğimiz olursa da ekonomik güç olarak da güçleniriz şiarıyla. Biz Alevi Birlik Bildirisini çıkardık. Yazıya döktük ve bunu taslak olarak dünyadaki bütün Alevilere sunduk. Yani sırf dedeler bize değil, yazarlar, akademisyenler, canlara da onların da düşünce önerilerini alaraktan bunu bir buçuk ay, iki ay taslak olarak sunduk. Sonra da bunu netleştirdik. Sonra yayınladık, web sayfamızı aldık bunu. Buradan da yazıya döktüğümüz için sosyal medyadan bir çalışta yaptığımız için de ilkiz sosyal medyadan. Şimdiye kadar hiçbir Alevi kurumu sosyal medyadan taslak hazırlayıp dünyadaki yaşayan Alevilere sormadı bu şeyi. İlk defa biz bunu başardık. %51'in üzerinde de başarıya ulaştık bu konuda. İkinci projemiz de 2020 yılının Alevilerin inanç, ibadet ve anma günleriyle ilgili bir projemizdi. Onu da bir ay içerisinde sonlandırdık. O projede de gerçekten başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Şöyle ki, işte Türkiye'de belli bir kurum var. İşte yıllık Alevilerin inanç günleriyle ilgili programlara yazarlar. Bu projelerde çoğu Alevi katliamlarını adını anmazlar. Sivas katliamı, Maraş katliamı gibi yani soru işaretleri olan şeyler söylenir. Şimdi biz Alevi kurumları bunları yapmamamız lazım. Sivas'ta Aleviler olduğu için öldürüldü. Maraş'ta da Alevi kimliğinden dolayı öldürüldü. Bütün katliamların yapılma tek sebebi Alevi olduğumuz için. Yoksa Türkiye'de
ne Türkçe konuşan, ne de Kürtçe, ne de Zazca konuştu diye hiçbir katliam görülmedi. Görmedim ben şimdiye kadar. Ama Aleviler hiçbir ayaklanma yapmadan, hiçbir isyan yapmadan ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkaraktan bu Cumhuriyet'in çuvantosu olan Alevileri özellikle Sevr'de boşaltmak istedikleri yeri 12 Eylül'den önce işte Malatya, Sivas, Çorum, ondan sonra Amasya katliamları da tabii vardı. O Maraş katliamlarıyla o bölgedeki Alevileri oradan göç ettirdiler. Şimdi o bölgelerde seçim zamanlarında Alevilerin yoğun olduğu yerlerde... Şimdi yeniden o konuya dönmeyelim. Siz o bağlamda kalalım. Çünkü, şimdi bu direnç ibadetle ilgili yaptık. Bunu sunduk yine. Aynı şekilde taslak olarak sunduk. Özel eleştiri ya da eksiklerimiz olduğu zaman da bize bildirenleri değerlendiriyorduk. Onu düzeltiyorduk. Biz bunu yaptık ettik diye yapmadık. Her gelen eleştiriyi, öneriyi ciddiye aldık. En güzel şekilde yapmaya çalıştık. Bunu da taslakla bitirdik. Ondan sonra da Alevi derneklerin, vakıfların, dergahların 2020 yılı içerisinde hangi terimleri, rütbeleri çalışması gerektiğini de ayrıca tek tek yazdık. Bu şekilde Alevilere ön bir takvim oldu. Yani güzel bir çalışma. Üçüncü çalışmamız şimdi İsviçre'de 2007'den itibaren biz 7 tane dernek ayrıldık. Sonra da 2 dernek daha kuruldu. 9 tane dernek var şimdi boşta, federasyon dışında. Bir araya gelmeye çalıştık, olmadı. Bu iş federasyonla artık olmuyor. Çünkü federasyonlar bu işi artık götüremiyorlar. Yani şu anda kurulu federasyonların içi boşalıyor. Gittikçe düşüyor, zayıflıyor. Biz dedik ki özellikle derneklere şimdiye kadar gelmeyen, uğramayan, hiç ayak basmayan insanlarımıza gidelim ve İsviçre'de İsviçre Alevi Meclisi'ni kuralım. Bunun için bütün İsviçre'de yaşayan bütün Alevilere çağrı yaptık sosyal medyadan. E-maillerini bildiğimizde e-maillerle yolladık. WhatsApp olan WhatsApp'larla yolladık. Bilgilendirdik. Sosyal medyadan da paylaştık. Bilgilendirdik. Burada şunu dedik. 18 yaşını geçkin Bak Muhammed Ali yoluna saygısı olan bütün Alevi canlar gelip bu Alevi Meclisi'ne yer alabilirler diye. Ondan sonra bu Alevi Meclisi'ne de yine Alevilik tanımını koyduk. Biz bir araya geldikten sonra inançla ilgili tartışmalar yaşamamak için bütün projelerimize tanımı koyuyoruz. Onun için sağlam ve net olarak yaptığımız çalışmalardan da başarıya ulaşıyoruz. Şimdi güzel canım, yani diyorsunuz ki biz bu federasyon tipi, bu klasik dernek sendika tipi bir örgütlenmeyi doğru görmüyoruz. Biz bir Alevi Meclisi kurduk. O Alevi Meclisi'nde kurumların, bireylerin gelip katılmasını, böylelikle ancak dergah türü bir örgütlenme modeliyle gidilmesini doğru görüyoruz. Ve onun için çalışmalarınızı başlattığınızı söylüyorsunuz. Ve buna da bu yöntemi de deneyeceğinizi bu yıldan itibaren bakalım. Federasyonun dışında kalan kurumları, insanları, bireyleri bir araya getirebilecek misiniz? Onun çabasını sarf edeceksiniz. Biz size bu çabanızda, süremiz çok geçti çünkü, bu çabanızda size başarılar diliyoruz. Akademiler yardımcınız olsun. Olay valla. Bu tabii sizinle vedalaşmadan önce sizin son toparlama konuşmanızı alayım. Ondan sonra bizleri hanelerine mihman eden güzel Sevgi TV izleyicilerine de vedalaşmamızı yapalım. Söz sizde. Şimdi hocam, modern Alevi örgütlenmesi 30 yılını doldurdu. Bütün kurumlarımız 30 yılını kutluyorlar. Türkiye'de ve Avrupa'da, dünyanın her tarafında. Şimdi biz net olmamız lazım, açık, şeffaf olmamız lazım. Bir kurum kuruyorsak orada tüzüğümüzde yaptığımız inandığımız inancının tarifini oraya yazmamız lazım. İnsanları kandırmamamız lazım. Aldatmamamız lazım. Yani insanların duygularıyla, iyi niyetlerle oynamamamız lazım. Biz onun için bu şekilde yazılıya döküyoruz. Web sayfalarımızda ve Facebook'umuzda dağıtıyoruz. Gelen canlar da rızalarıyla gelip dergaha üye oluyorlar. Desteklerini sunuyorlar. Maddi manevi desteklerini sunuyorlar.
yaptığım şu anda 15 ay içerisinde yaptığımız 3. proje ve yaptığımız çalışmaları zaman zaman Facebook'tan da yayınlıyoruz. Bizim içimiz dışımız burada sosyal medyada gözüküyor. Bizim inancımız bu, örgütleme şeklimiz bu. Bu yola hizmetimiz bu şekilde. Biz dünyadaki Alevlerin bir olmasını istiyoruz. Bunun için de inanç tanımı üzerinden bir olabiliriz. Ve Seyit'te ocaksadelerimiz bu işe el atmalıdır. Bütün ocaksadelerimiz, özellikle bütün ocaklar yan yana tek kendi ocağını oluşturup ve ocaklar yan yana gelip müşrik ocaklarıyla birlikte bu tip çıkışlara onların cevap vermesi lazım ki bu tür bölünmelere engel olsunlar. Şimdi bizim sosyal medyadan ya da sizin orada yaptığınız çalışmalar, bizim burada yaptığımız çalışmalar, Almanya'da çok güzel derneklerimiz var, güzel çalışmalar yapanlar. Bunlar da seslerini yükseltmeleri lazım. Bunlarla birlikte her kurum bir yerin yan yana gelip bu tip Alevi inancıyla örgütlenmesiyle ocak sistemine aykırı olan bu tip çıkışları hepimiz birlikte bildirilerle en sert şekilde bunları deşifre etmemiz gerekiyor. Çünkü biz hiç şimdiye kadar hiçbir inanç önderi bu inanca ihanetlik yapmadı. Biz talipler de yapmadık. Yani yol ikramı verdiğimiz şeyde yapmadık. Ama bu son 10 yıldır gerçekten de mide bulandırıcı. Alevleri bu kadar böldü, parçaladılar. Enerjisini burada harcadılar. Yani bu yazıktır. Hem maddi olarak yıpranıyoruz, en çok da bizim gençlerimiz yıpranıyor bu konuda. Şimdi biz belli bir yaşa gelmişiz, bizi boynumuzu da kestiler, biz dönmeyiz artık. Ama yeni yetişen gençlik kesim var. Akıllı telefon var. Her çocuk da bireysel olarak o telefonlardan bütün bilgilere ulaşabiliyor. Onun için bizim çocuklarımız travma geçiriyor. Geçenlerde gazeteleri okudum. 50 bin tane Alevi Yahova şahitlerine katılmış. Bir de bunun, düşünün ki başka örgütlere giden var. Ateist olan var. Yani inancından bir haber olmayan insanlar var. Onun için yol temiz bir yol. Yani rızalıkla giden bir yol. Şimdiye kadar bir inanç... Yani son söz olarak ne diyoruz? Diyoruz ki biz Alevi ocakları bir araya gelmeli. Evet. Bu tip Aleviliği başka yönlere çekmek isteyenler ilk cevabı onlar vermeli. Onlar vermeli. Evet. Çocuklarımızın, inancımızın geleceği için bu doğrultuda çalışmalar yapılmalı. Evet. Ondan sonra ve Aleviler bir araya gelmenin koşullarını arayıp bulup oluşturmalı diyoruz. Evet. Ya bu şu şey, artık günümüzde teknoloji çok gelişmiş. Yazılı herkese ulaşılabiliyor. Yani biz sizi buradan tanıdık. Öbür dernekleri, Türkiye'deki insanlarımızı buradan tanıyoruz. Artık dünya küçüldü. Teknoloji çok gelişti. İletişim çok basit. 15 sene önce bunları hayal bile edemezdik. Şimdi her şeyle yapabiliyoruz. Yani bu akıllı cep telefonuyla bütün çalışmaları yapabiliyoruz burada. Onun için biz gençlerimize önünü açmamız lazım. Ama gençlerimize büyük bir güzel bir gelecek bırakmamız lazım. Bunu da el atacaklarımız, müşriklerimizdir. Biraz yürekli olmalılar. Özellikle de federasyonun içindeki derneklere ve dedelere sesleniyorum. Onlar bunu nasıl hazmedebiliyorlar? Yani dondurmakla bu iş olmaz. Almanya'da çok güçlü dernekler var. Donduruyorlar, olmaz bu iş böyle. Cevap vermeliler, çekinmemeliler, kimden çekiniyorlar? Yani biz 2 senedir, 3 senedir burada tehditler aldık. Bir sürü değişik ne diyelim, iftiralar da atıldı. Yılmıyoruz, etmiyoruz. Bu inancı inanıyoruz. Bizim büyüklerimiz korktular mı? Korkmadılar. Hepsi dağ aracına gidersen evladı Kerbala'ya izlediler. Şimdi kimden korkacağız? Yani gidecekse bir canımız gitsin. Gidenlerin canı bizden daha mı kıymetliydi? Onun için Almanya'daki dernekler ve dedeler, sesinizi yükseltin lütfen. Yani bunlar açık ve açık Alevileri pazarlıyorlar. Aleviliği yok ediyorlar. Geleceğimiz çocuklarımız artık kendilerine Alevi diyemezler. Bu son 10 yılda
hem maddi olarak çok yıprandık. Alevi kurumları Türkiye'de de birlik yok. Hiçbir Alevi kurumunda birlik yok. Her 6 ayda bir yönetim kurulu değişiyor. Burada da değişiyor, orada da değişiyor. Şimdi şey güzel canım, anladığım kadarıyla epey bu konuda konuşulacak şeyler var. Gelin bunu biz başka bir programımıza bırakalım. Size tekrar söz veriyorum. Evet, son sözlerinizi alayım. Teşekkür ediyorum sevgili TV'ye, sizlere. Sizler Viyana'daki kazanımlarımız bizim gururumuzdur. Biz burada onur duyuyoruz. Her toplantımızda bunu dile getiriyoruz. Bizde şey yok, kibir yok. Bizim dergahımızda kibir yok. Hangi canımız, hangi kurumumuz, hangi dedemiz güzel çalışmalar yaparsa onu alkışlıyoruz. Onu baş tacı yapıyoruz. Biz dergahımızda yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Bütün dünyadaki Alevilerle birlikte çalışmak istiyoruz. Ve bunun da altyapısı hazırdır. İkinci projemizden sonra 3. 4. ay 5. aydan itibaren dünya çapında bir proje gelecek. Nedenlerle ilgili bir proje. Şu anda öyle bir çalışmalar yapılıyor. Biz onun taslağını hazırlamıştık. Belli müşrit konumundaki dedelerimize vermiştik biz bunu. Bekliyoruz. Daha çok bilsin bu konu. Ona da el atacağız. Artık dünya küçülmüş sırf bir bölgede değil. Bütün dünyadaki Alevilerle birlikte bu işi nasıl en iyi şekilde götürürüz? Bunun çalışmasını yapmak zorundayız. Eyvallah. Sevgili Ali Bulut dost, teşekkür ederim bugün konuğumuz olduğun için. İsviçreli canlarla dünden bugüne bir arada olduk. Dün Yenialtun dedemiz bizimleydi. Bugün sevgili Ali Bulut canımız bizimle birlikte. Evet, değerli canlar, bir Alevi Gündem programının daha bugün sonuna geldik. Alevi Gündem programında çok değerli canımız, sevgili Ali Bulut canımızı İsviçre Alevi Bektaşı Dergahı'ndan konuk etti. Görüşlerini açıkladı. Görüşlerini açıklamasına fırsat sunduk. Ancak bildiğimiz tek bir şey var. O da Aleviliğin dün doğmadığını, Aleviliğin 10 yıl önce de doğmadığını, Aleviliğin Avrupa'da da doğmadığını, Aleviliğin kökeninin de, yapısının da, inanç sisteminin de ne olduğu aşikar. Onlar sadece sözel kaynaklarda değil, yazılı kaynaklarda da var ve tespit edilmiş durumda. Kimse kendi başına, isteyerek, bilerek, hiçbir koşulda kendi istediği, kendi çapına göre bir Alevilik yaratması mümkün olmaz. Olmayacak. Buna her şeyden önce yol izin vermeyecek. Ancak dikkatimizi çeken de bir şey var. Aleviliği Ali'den uzaklaştırmaya çalışan kalemşörler, tüzükleri yazanlar ne oluyorsa tüzükleri yazdıktan sonra ortalıkta görünmüyorlar. Bunda bir hikmet mi var? Evet, biz buradayız, eleştiriyoruz. O tüzüğü yazan çıksın, sahip çıksın. O tüzüğün altına imza koyup da başvuruyu yapanlar sahip çıksın. Ona eğer kabul etmişlerse o dedeler de çıksın, açık açık savunsunlar. Bizden bu kadar. Biz ancak bunu yapabiliyoruz. Yasal gereken işlemleri elbette yapmaktan çekinmeyeceğiz. Avusturya Alevileri Avusturya'da üzerine düşeni yaptılar. Avusturya'da Alisiz Alevilik, Alisiz Alevilik yapmak isteyenler, Alevilik adında Alisizliği yapmak isteyenlere biz izin vermedik. Her türlü koşulda onun mücadelesini ettik. Ha, ne mi olduk? Adam canım, konuşmaya bile değmez. Değmez bunlar. Bu tip şeylere değmez. Siz siz olun, yüreğiniz ferah olsun. Ancak sesinizi yükseltin. Yanlışa karşı yükseltin. Çünkü bu inanç hepimizin, bu inanç hepimizin ortak inancı. Eğer ben kendime, sen kendine, o kendisine yontarsa bu inanç bizim ortak inancımız olmaktan çıkar. O zaman size söyleyeyim, bir değil, 1000 tane ayrı Alevilik çıkarırlar. 1000 değil, 10.000 tane ayrı Alevilik çıkarırlar. Aleviliğin belli dogmaları var.
dogma bir inanç değil. Yani ortodoks bir inanç değil. Yani heterodoks bir inanç. Ancak belli kabulleri var. Kırklar olmadan Alevilik olmaz. Kırkları inkar eden Aleviliğe gelmesin zaten. Bizim söylediğimiz bu. Biz başkalarının inancına müdahale etmiyoruz. Gitsin neye inanıyorsa inansın. İster taşa, ister ateşe. İster taşa tapsın, ister ateşe. Engellemeyiz, karışmayız, laf etmeyiz. Destek de oluruz. Ancak demesin ki Alevilik ateşe tapanların inancı. Evet, Hızır ayında bizleri hanelerine mihman eden cümle canlara aşk-ı niyazlarımı sunuyorum. Hızır hanelerine uğrasın. 29 Şubat'ta Viyana Alevileri 30. yıllarını kutluyorlar. 29 Şubat Cumartesi günü dünyanın dört bir tarafından, Avusturya'nın dört bir tarafından, Viyana'nın her tarafından binlerce Alevi bir araya gelecek ve bu onuru kutlayacaklar. Viyana Alevi Kültür Birliği 30. yılında gerek ülkenin önemli siyasetçileri yer alacak, gerekse hepimiz, kardeş kurumlarımız, dostlarımız yer alacak. Bu itibarla tüm cümle canlara sevgiyle kalın, sevgi TV'de kalın, Hak Muhammed Ali yolunda kalın diyoruz. Aşk ile. Şahı Merdan Ali yar yardımcımız olsun. Thank you.